Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Şu anda Giresun'da, Tirebolu'da, Domaçlı'da gerçekten çok güzel bir hava var. Pırıl pırıl güneşli bir havadan size seslenmek istedim. Beşiktaş analizini yapacağız. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve şu Beşiktaş'a ne oluyor, bize ne oldu, müthiş başlangıcın ardından bu duruma neden geldik sorularının da yanıtını vermeye çalışalım. Çünkü sokakta gördüğümüz, değişik yerlerde karşılaştığımız Beşiktaşlı kardeşlerimiz hep aynı soruyu soruyorlar. Yani mükemmel bir başlangıcın ardından bize ne oldu sorusu. Şimdi bununla ilgili dilimizin döndüğünce yanıtları vereceğiz. Tabii ki Beşiktaş bir yandan da transfer hamlelerine başladı. Diyeceksiniz ki bu saatte transfer mi olur? Eğer yedek kulübeniz bu kadar yetersiz olursa devre arası için çalışmalara başlarsınız. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Devre arası çalışmaları derken de şunu da ekleyeyim. Yani size yani mutlaka transferle ilgili müjdeli haberler vermek değil amacım. Çünkü şunu da söylemem lazım. Eğer Beşiktaş Süper Lig için şampiyonluk iddiasını devam ettiremeyecek duruma gelirse bu takdirde tabii ki yüksek bedelli transferlere yönelmeyecektir. Ama iddia devam ederse devre arası için gündeme alınan 4-5 tane isim var. Onlarla ilgili çalışmaların sürdürüleceğini söylemem gerekiyor. Şöyle söyleyeyim çünkü onu da vurgulamakta yarar var. Şampiyonluk oranları belirlendi. Tabii ilk daha henüz 6 haftayı geride bıraktık ama şampiyonluk oranlarında Galatasaray 1.80'de, Fenerbahçe 2.10'da, Beşiktaş 4 diyebiliriz. Yani böyle bir durumda. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı Galatasaray'a göre yani %50 daha az görünüyor. Böyle söylememiz gerekiyor. Böyle başlayalım önce. Tabii ki şu Ajax maçı bize çok fazla ipucu verecek. O Ajax maçı ile ilgili bilgi aktarımını yapacağız. Ancak bir haber daha var, onu da sizlerle paylaşayım. Beşiktaş Hapoel Şolo Tel Aviv maçı, basketbol maçı, Euro Cup'taki karşılaşma Sırbistan'a alındı. Yani bu haberi niye öne çıkartıyorum? Bu demektir ki yani FIBA'nın yaptığını UEFA da yapabilir. Bu durumda gerçekten de ciddi manada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş kabul edilemez. Kendi sahamızda oynayacağız Hapoel Tel Aviv maçını demişti. Ama galiba iş biraz farklı bir boyuta doğru gidiyor. Onu da söyleyelim. Bir küçük haberimiz daha var. Onu da verip ondan sonra biraz şu Ajax maçına da dönelim. İstatistikleriyle, verileriyle, takım kadrolarıyla neler oldu onları size paylaşmaya çalışalım diyeceğim. Gerçekten çok sert bir güneş var. Onun için güneş gözlüğümüzle size hitap ediyoruz. Şöyle söyleyelim. Sergen Yalçın'a Schalke'nin talip olduğu haberleri var. Sergen Yalçın da sezon başında Beşiktaş'ın gündemindeki hocalardan biriydi ama olmadı. Tercih Giovanni Van Bronckhorst'tan yana oldu. Şunu da söyleyelim. Pazartesi günü Kayseri Spor'la oynayacak ve Kayseri Spor'da da ilk 11'in 7 oyuncusu olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu kadroyla ilgili değişiklikler de gerçekleşecek. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi dönelim, neden böyle oldu? Çok basit bir yanıtımız var, onu söyleyelim. Beşiktaş Lugano'yu 5-1 mağlup etti. İlk maçında 3-3 berabere kaldı, ikincisi 5-1 bitti. Şimdi 3-3 oynanan maça bakıyoruz. İki ön liberolu bir oyun oynamış Beşiktaş ve o iki ön liberolu oyunla da 3-3, 3-1'den 3-3'e dönmüş maç, bunu söyleyelim. Ama gelelim şimdi bu tarafa. Ajax maçında 4-0, yine iki ön liberolu bir maç. Ama 5-1'lik maçın kadrosuna bakalım, yani kadroyu görelim. Kadroyu gördüğümüzde karşımıza çok hani artık olması gerekenin böyle bir diziliş olduğunu, böyle bir kadro yapısı olduğunu çok net olarak gösteren bir yapı var. Orta saha El Musrati, Jetson Rafa Silva 10 numara, Immobile santrofor,
Bir kanatta Semih, diğer kanatta Raşit oynamış. 5-1'lik maçın görüntüsü. Bu da demek ki Beşiktaş yanlış bir dizilişle oynuyor. İki ön liberolu oyun anlayışı pek fazla uymadı. Üstelik de Onana gerçekten de geçen sezonda çok saç baş yoldurmuştu olduğu süreçte yine aynı şekilde oldu. Tabii ki burada söyleyeceğim birkaç tane not var. Rafa Silva o kanat oynar mı? Oynar. Ama bir oyuncunun en verimli olduğu yer var. Yani sizin kanat oynattığınız oyuncu yerine Rafa Silva'yı koyduğunuzda 10 numara oynama becerisi çok yüksek bir olan bir oyuncuyu kaybediyorsunuz. Artı sizin elinizde geçen sezon yükselişteki bir Salih Uçan var. Hiç gündemde yok Salih Uçan. Keza aynı şekilde Ernest Muçi ile Yıldız'ının barışmadığı haberi geldi. Nedense bilmiyoruz, barışmıyor. Şimdi Ernest Muçi ile ilgili de şunu söylememiz lazım. Siz eğer bu oyuncudan yararlanmak istiyorsanız, satmak istiyorsanız oyuncuyu mutlaka ve mutlaka ne yapmanız lazım? Oynatmanız lazım. Ama görüntü o ki yedek kulübesine hapsedildi. Onu söyleyelim. Şunu da vurgulamaya devam edelim. Mesela Semih Kılıçsoy. Ya Semih Kılıçsoy'u 11'in dışında 4 maçı var. Yani 4 maçta yedek başladı. Şimdi Semih Kılıçsoy, Aston Villalar, şuralar buralar, yani isim saymak istemiyorum. Bu kadar gündemde olan bir oyuncuyu geldi, yedek sırasına oturttu. En basitini söylüyorum, Ajax maçını gündeme alalım. Ya Mustafa Ekimoğlu'nu sonradan düşünün. Madem Ciro Immobile'yi oynatmayacaksın, Semih Kılıçsoy'u koy santrafora. Bu kadar basit bir mantığı varken maalesef Mustafa Ekimoğlu, Rafa Silva sol kanat, Raşit ise sağ kanat gibi oynadı. Onun için de gerçekten Giovanni Van Bronckhorst'un maceralar içerisinde bir yaşama doğru, oyuna doğru sürüklendiğini görüyoruz. İşte bu da camiada seslerin yükselmesine neden oluyor. Yanlışlar burada başlıyor, onu söyleyelim. Tabii ki bu yanlışlarla birlikte ortaya çıkan durum da şu. İlk hafta Avrupa Ligi'nin sonuncusu oldu Beşiktaş. Ajax lider 4-0 kazandığı için Beşiktaş da 36. sırada. Yani bu bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor tabii ki. İlk maç daha, ama Galatasaray ilk maçta 5. Fenerbahçe'de 11. sırada yer aldı. Bunları söylemem gerekiyor. Ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5. sırada olması, kendi evinde oynaması diyebilirsiniz ama Beşiktaş'ın 25 grup maçında 4 galibiyeti 19 yenilgisinin olması da bir başka istatistik olarak karşımızda duruyor. Onu da söyleyelim. Ve Ajax karşısında başarısızlıklarda da 7'de 7'ye çıktı Beşiktaş. Ve üstelik de şunu da söyleyelim. Yani mükemmel başladığı bir sezonda, Galatasaray'ı farklı yendiği bir sezonda 251 gün sonra 4 farklı bir yenilgiye uğradı. 20 Ocak'ta Pendik Spor'a karşı 4-0 kaybetmişti. Şimdi yine 4-0 kaybederek ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bunu söylemem gerekiyor. Yani Giovanni Van Bronckhorst'un ideal 11'ine dönmesi gerekiyor. Yenilgi ya da işte o beraberlik, Avrupa beraberliği, çift ön liberolu bir sistem, Rafa Silva'nın ters tarafa atılmasıyla ilgili bir sistem ve ilk 8 maçın ilk yenilgisi de böylece gelmiş oldu. Bunların düzeltilmesi şart. Aksi takdirde gerçekten de Giovanni Van Bronckhorst'u da Beşiktaş'ı da ciddi bir sıkıntı bekliyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Dedik ki gerçekten de Beşiktaş'ın devre arası için kadro zenginliği adına oyuncu transferi yapması gerekiyor. Şimdi oyuncu transferi deyince de nerelere? Bir kere zaten Azerbaycan televizyonuna bir açıklama yaptı. Hüseyin Yücel, ikinci başkan, başkan değil. Sadio Mane konusu gündemde. Yani kanat oyuncusu alacağız dedi. Wesley Ribeiro konusu da gündemde. Sol kanata zenginleştirme bir oyuncu arayışı devam ediyor. Sol bek konusunda Masuaku sezonun en kötü futbolunu oynadı diyeceğim ama zaten zaman zaman çok mükemmel oyunlar oynuyor. Zaman zaman da hayal kırıklıkları oluyor. Bu arada Mats Hummels de biliyorsunuz Roma'ya gitmişti. Orada oynayamadığı için Beşiktaş'a menajerleri vasıtasıyla bir haber yolladığı gerçeğini de söyleyelim. Melvin Bart da yine aynı şekilde. Yani
Beşiktaş yaz transfer döneminde yapamadığı transferlerin transfer isimleri üzerine şimdi kış transfer döneminde çalışmalarını sürdürecek. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve tabii ki Avrupa maçı, dediğim gibi Avrupa'da hemen enseyi karartmamak lazım. Frankfurt'la Beşiktaş'ın bir maçı var. Bu ikinci maç 3 Ekim'de saat 22'de oynanacak. İşte Frankfurt'ta kendi evinde Victoria Pilsen'le 3-3 berabere kaldı. Yani o da çok iyi bir başlangıç yaptı denemez. Özetle şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ta biraz taşlar yerinden oynadı ve Giovanni Van Bronckhorst'un o hataları, ki kendisi de kabul etti, orta sahada çift ön libero oynaması, Mustafa Hekimoğlu tercihi gibi hataları da Beşiktaş'ta ilk yenilgiyi getirdi. Önemli olan bundan sonra tekrar eski duruma gelmesi. Eski duruma gelecek ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki kadro zenginliği açısından, kulübe açısından baktığımızda yeterli bir kadrosunun da olmadığını Beşiktaş'ın vurgulamamız gerekiyor. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.